hem her şeyin miktarı muntazaması, yani Evet. muntazam miktarları, Evet. ölçülü olması, kaderi vazıhan, yani Apaçık. apaçık gösterir. Elhamdülillah. Evet, üstadımız bir hüküm cümlesi verir, ondan sonra izah eder. Bu Risale-i Nur'da bir adet gibi bir Risale-i şey. Nur'da bir şeydir, yani bir Usul izah mü? tarzıdır, yani bir izah usulüdür yani. Elhamdülillah. Hüküm cümlesi, ez cümle, evet, mesela gibi şeylerle arkasından izah geliyor. Dikkatle bakılsa herkes görebilir. Evet. Konuyla alakalı gelen ilk cümle sanki orada bir çekirdek Evet. mahiyetinde. O cümlenin konunun bütünü de o cümlenin açılımı gibi. Açılımıdır. Allah razı olsun. Elhamdülillah. Evet, şu anda yukarıdaki cümleyi izah edecek. Hangi zihayata bakılsa görünüyor ki gayet hikmetli ve sanatlı. Maşallah. Bak şimdi bizim vücudumuzda hangi aza dahili ve harici ne varsa hep hikmetli. Yani binler gayeleri var belki. Yüzler Doğru. gayeleri var. Mesela sadece karaciğerin şu ana kadar tespit edilen 400 tane vazifesi var. Maşallah. Hikmetli ve sanatlı bir kalıptan çıkmış gibi bir miktar, bir şekil var ki o miktarı, o sureti, o şekli almak ya harika ve nihayet derecede eğri büğrü maddi bir kalıp bulunmalı. Yani diyeceğiz ki ciğerimiz bu şekilde mi oldu? Evet. Orada maddi bir kalıp vardı. Hem de eğri büğrü şeylerden yapılmış. Dolayısıyla atomlar bir harç gibi giriyor. O kalıba göre şekil alıyor. Var mı öyle bir kalıp? Hayır. Veyahut kaderden gelen mevzun ilmi bir kalıbı manevi ile kudret-i ezeliye o sureti, o şekli biçip giydiriyor. Çünkü karaciğerim veya işte neyse kalbin kendine özel bir şey var. Özel bir Şekli var, şey. büyüklüğü var, küçüklüğü var, rengi var, nakışı var, sanatı var, estetiği var. Genel olarak diğer ağza organlara uyumu, intizamı söz konusu, mizanı, ölçüsü var. Bütün özellikleri, şeyleri kendine özel. Bunun dışına çıkılmıyor. Benim kalbim de aynı, sizin kalbiniz de aynı. Zaten öyle olsaydı, farklılık olsaydı, gelişi güzel olsaydı o zaman tıp diye bir şey olmazdı zaten. Şimdi bir kalp ilmini okuyan adam, o noktada ihtisas kesbeden adam, bütün insanlara birden bakabilir. Onun kalplerine, işte diyelim ki göz ilmini okuyan adam, bütün gözlere birden bakabiliyor. Neden? Onun bir kalıbı manevisi var. Onun bir kendine özel bir intizam, mizanı, ölçüsü var ki bakabiliyor. Yoksa her gözde ayrı farklı kalıplar, farklı özellikler, farklı şeyler vücuda gelmiş olsaydı her insan için ayrı bir göz doktoru yetiştirmemiz lazımdı ki bu da müşkül olmaz bir şeydi. Mümkün değil yani, değil mi? Tabii canım. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Mesela sen şu ağaca, şu hayvana dikkat ile bak ki. Şimdi az önce dedik ya, her şeyde eğri büğrü maddi kalıplar. Biz büyük şeyleri gördüğümüz için ya da anlaşılsın diye onları söylüyoruz. Ciğeri, kalbi verdik diyelim. Ama baktığın vakit beyinde öyle ince, öyle dar, öyle hassas damarlar var ki. Evet. Kılcal damarlar. Şimdi Kılcal onu damarlarda özür ya. dilerim abi. Benim arkadaşım da olduğu için hemen söyleyeyim. Elektrik akımı arttığında ve eksildiğinde epilepsi oluyorsun. Allah'a Tabii canım. ekber. Yani bir hastalık bu değil mi? Sağır deniliyor ya Ya halk Allah'a dilinde epilepsi. İşte o ince hassas ölçüler veya evet. mizanlar, Evet. dengeler muhafaza edilmemiş olsa Evet. hepimiz epilepsi olacağız Allah'a yani. ekber. Az bir ışık arttı ya da azaldı değil mi? Şu anda mesela biz sağır değilsek kılcal damarımızdaki o olması gereken elektrik Evet. en mükemmel şekilde ince ölçülerle işliyor ki Ya değiliz. Allahu ekber. Bunun gibi görmek de böyle, işitmek de böyle, Değil mi? konuşmak da böyle, vücudumuzdaki kanın akış hızı da böyle, Evet. kalbimizin ritmik bir şekilde intizamlı bir şekilde atması, vazife yapması, işte kanı pompalaması, her şey böyle aslında. Ama biz bilmiyoruz. O noktada ilmimiz inkişaf etmemiş. Kulakta diyorlar bir sıvı var. Dengeyi muhafaza ediyor. Dengeyi muhafaza ediyor. Azalsa insan yürüyemez. Subhanallah. Bazen işte dikkat etmeyenler de o şey oluyor. Değil mi yani? Kulağına bakmazsa
işte kulağını kurcalarsa bir hastalık oluyor. İşte ameliyat mameliyat olması gerekiyor. Adam ayakta duramıyor böyle. Duramıyor yani. Allah'a göre. Mesela sen şu ağaca, şu hayvana dikkatiyle bak ki. Herhangi bir ağacı karşımıza alalım ya da bir hayvanı ya da kendimizi. Camit, sağır, kör, şuursuz, birbirinin misli olan zerreler. Yani o harç dediğimiz şey değil mi? Atomlar öyle. Binanın tuğlaları da diyebiliriz. Tuğlaları. Onun neşvi nemasında hareket eder. Bazı eğri büğrü hudutlarda, meyve ve faydaların yerini tanır, görür, bilir gibi durur, tevakkuf eder. Nereye geliyor? Buraya geliyor şu kılda çalışan atomlar. Burada duruyor. Biraz daha ileri git. Yok, bana bu kadar izin vermiş. Şu kirpiklerde geliyor, sonda duruyor. Orada tevakkuf etmek zorunda. Niye? Çünkü orada manevi bir kalıp var. Orada dur diyor. Tuğlalar mesela yani. Ya. Şimdi mesela kubbedeki tuğlayla duvardaki tuğla aynı değil yani. Değil. Orada farklı bir biçimde konulması lazım. Şimdi insana baktığımızda da her bir hücre ayrı bir tuğla. Ya. Sürekli yenileniyor ve hayatlı ve kainatla alakadar bir şekilde çalışıyor. Her birisinin vazifesi farklı. Ondan mesela başka bir yere geçemez ki. Göz hücresi burunda ne işi var? O alanda çalışması lazım. O alanda vazife yapması lazım. Hem vazifesi böyle hem de öldüğü zaman bir hücre geliyor, görmeyi biliyor. Bu nasıl bir yani tesadüfe verilebilir? Bu bir kaderin şeyi neticesi değil mi? Gözdeki şu anda diyelim ki 1 milyar göz hücresi öldü. Mesela. Örneğin. Yerine 1 milyar hücre yaratıldı. İlk defa yaratılmış, ilk defa hayat sahnesine gelmiş, ilk defa vazife başına geçmiş, işte göz tezgahına girmiş, çalışan, ilk defa daha hiçbir tecrübesi yok. O anda görmeye başlıyor. Bu belki her gün binlerce kere tekrarlanan bir ameliye yani. Allah'ın fiil, Allah'ın bir fiili. O zaman bunu nasıl tesadüfe havale edeceksiniz? Ya. Bu bir planın, bir programın, bir kaderin neticesi değil mi? Allahu Ekber ya, değil mi ya? Geliyor, orada duruyor, tevakkuf eder, yerleşir. Evet. Vakf olur. Sonra başka bir yerde büyük bir gayeyi takip eder gibi onu değiştirir. Demek kaderden gelen miktarı manevinin ve o miktarın emri manevisiyle zerreler hareket ederler. Değil mi? Bu yer değiştirir demek mesela çekirdek deyince bitkiyi anlıyoruz değil mi? Mesela evet. Önce bitki hayatı var. Evet. Sonra bir zaman sonra hayvanın vücuduna giriyor. Giriyor. Orada da. Şimdi o bitkinin vücudundayken o zerre, evet. O bitkinin genel yapısına göre, konseptine göre çalışıyor. Evet. Oradaki kanunla hayvanın vücudundaki kanun farklı. Güzel. Orada mesela bir zerre oluyor, bu sefer hayvanın vücudunda bir hücre oluyor. Evet. Hayvanın vücudundan çıkıyor, insana geliyor mesela. Orada. Ya. Yani her yerde vazifesini ne kadar yapması gerekiyorsa yapıyor. Ya. O yere göre de işte şekil değiştiriyorlar. Müthiş hatta. Ya, Allahu Ekber. Madem maddi ve görünecek eşyada bu derece kaderin tecelliyatı var. Biz atomlarla alakalı, atomların işledikleri yerlerdeki kaderin intizamatını konuştuk. Ya bu gözümüz önünde görünüyor evet, yani. Evet, elbette eşyanın mürur zamanla giydikleri suretler ve ettikleri harekat ile hasıl olan vaziyetler dahi bir intizamı kadere tabidir. Elhamdülillah. Yani bir insanı ele alalım. Bebeklikten atomlarına gelip çalışıyor onda. Ama öyle bir plan ve program var ki çekirdeğinden aldığı bu insanın. Ömrü boyunca Allah ona ömür verdikçe geçireceği bütün maddi suretlerin tamamında da o atomlar nasıl gelip çalışacak, nasıl bir intizamla iş yapacak, hepsinin emrini çekirdeğinden, çekirdeğindeki plan ve programdan ve oradaki kaderden alıyor. Dolayısıyla kader hem bu insanın yaratılmasında, şu şekli almasında, çünkü biz hayvanlara ya da insanın farklı şeylerine benzemiyoruz. Her bir insanın özel bir şeyi var. Hı hı. Bir de ömrü boyunca geçireceği bütün maddi suretlerin hepsinde de nasıl bir nizamla suret değiştirecek? Hepsini de çekirdeğinde Cenab-ı Hak o plan ve programı koymuş. Var çünkü intizam var. İntizam da kaderin varlığını
kat'i olarak gösteriyor. Çünkü sadece cisim elbisesine bakalım. Cilt yani. Evet. Biz mesela boyumuz uzayınca o da uzuyor. Yaşlanınca o da yaşlanıyor. Ya. Örsüyor, eskiyor. İhtiyarlayınca işte oradan buradan çizgiler beliriyor. Yani daralmıyor veya bollaşmıyor. Şişmanlayınca o da şişmanlıyor. Tamam diyor. Gidebilirsin o yolda artık. Zayıflarsan o da zayıflıyor. Yani bu bir intizam. Ya. Bunu nasıl kadersiz açıklayabiliriz yani? Elhamdülillah.